Çünkü kadınla erkek arasındaki eşitlik mızrakla bozulmuştur. Yani toplamacılıktan avcılığa geçişte. Toplamacılık da anaerkildi zaten bütün toplumlar. Ama avcılığa geçişte mızrakla birlikte avlanma kadının çadırda kalmasını sağladı ve avın kendisi önce iş birliğine sonra iş bölümüne yol açtı. Derken öküzle saban geldiğinde kadının şansı kalmadı ve tarih kadının aleyhine çalışmaya başladı. Yani kadın erkek arasındaki temel eşitliğin bozulması önce mızrak, sonra sabandır. Yerleşik hayata geçmeyi kastediyorum. Ve mülkiyet mızrağın sahibi erkek oldu. Sonra o mızrakla vurulan avın da büyük parçasını erkek aldı. Sabanla öküz erkeğin ailesine miras kaldı. Kadınınkine değil. O yüzden çocuklar ataerkil oldu.